Bitkilerin Dili kanalından merhabalar. Bugün sizlerle pitonya çiçeğimize bakımı beraber nasıl verilir onlardan bahsedeceğiz. Genel bilgiler vereceğiz. Toprak seçimi, çoğaltılması, sulanması, genel ortam olarak nerelerde bulunması gerekiyor. Ve dışarıdan alıp geldiğiniz çok güzel gösterişli bir mini mini yaprakları olan pitonyamız neler yapmanız gerekiyor? Ona adapte, evinize bulunduğunuz ortama nasıl adapte etmeniz gerektiği konusunda bilgiler vereceğiz. En sonda pitonya çiçeğimiz sizlerden neler istediğini anlatan kısa bir mesaj verecek. Evet, pitonya çiçeğimiz Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yetişen bir bitki. Nemli ortamları seven bir bitki. Teraryumlarda kullanılabilir çünkü nemli ortamlarda yetişebiliyor demiştik. Gelişimi çok yavaş olduğu söylenmiş olsa da eğer siz uygun ortama koyarsanız pitonya çiçeğiniz inanılmaz bir şekilde yaprakları büyüyecek ve siz de onu rahat rahat çoğaltabileceksiniz. Rengarenk görüyorsunuz, yapraklarında yeşil üstüne beyaz, yeşil üstüne pembe. Yani çiçekleri beyaz olanın beyaz çiçekleri açıyor. Pembe yapraklı olanın da pembe pembe minik minik çiçekleri açıyor. Çiçeğinden çok yapraklarının gösterişi için sevilen bir bitki. Derseniz tabii uygun ortama koyduğunuzu nereden anlayabilirsiniz? Eğer çiçek açıyorsa, yaprakları sağlıklı bir şekilde büyüyorsa ve ölmüyorsa, gelişimini sağlıyorsa tamam, siz çiçeğinize uygun ortamı bulmuşsunuz demektir. Pitonya çiçeğimizin toprak seçimini ve saksı seçimini nasıl yapacağız? Öncelikle saksı seçiminde pitonyamızı uygun boyutta bir saksı seçmemiz gerekiyor. Ne büyük olacak, ne küçük olacak istediği. Zaten kökleri çok büyük değil ama bakın bunların ikisini de ben aldığımda topraklarını değiştirip saksılarını değiştirdim. İkisi de hemen hemen aynı boyutta görünüyor. Hatta bu çiçeğimizin yaprakları biraz daha gelişmiş. Aynı ortamda bulunuyorlar. Aynı pitonya ama bakın şimdi mesela bunun kökleri çıkmış. Bunda ise herhangi bir kök gelişimi, yani çıkması yok. Ne diyorduk? Saksı değişimini ne zaman yapıyorduk? Köklerimiz eğer saksının dibinden çıkıyorsa yeniden toprak değiştirip saksı değişimini yapmamız gerektiği anlamına geliyordu. Bir büyük boy saksıya değiştirmemiz gerekiyor. Ne zaman değiştirirsek daha güzel olur? Mayıs ayında, böyle tam bahardan çıkıp yaza gelme döneminde sıcak, ılıman bir ortamda değiştirirsek çok daha güzel sevecektir değişimini. Çünkü adaptasyon sorunu yaşayan bir çiçek pitonyalarımız. Toprak nasıl olması gerekiyor? Peki toprağımız humuslu, geçirgen, havadar ve verimli olması gerekiyor. Nemli ortamı sevdiği için toprağının da nemli olması gerekiyor. O zaman ne yapabiliriz? Perlit koyabiliriz toprağımıza ve geçirgen olmasını sağlamak için de ponza taşı koyabiliriz. Özellikle saksı değişimini yılda bir yapmamız gerektiğinde belirtmek istiyorum. Çünkü büyüyorlar. Çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Uygun ortama koyarsanız. Pitonyamızı aldık geldik. Ne yapmamız gerekiyor? Yani ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Pitonyalar nazlı, narin, çok gösterişli alıyoruz, geliyoruz. Ama bir bakıyoruz ki bize küsüvermişler. Neden küsmüşler? Yapraklarını dökmeye başlamışlar. Sararmışlar. Uçları kurumaya başlamış. Yaprakları böyle gelişsin, güzel güzel işte büyüsün istiyoruz. Dallansın, budaklansın, çoğaltalım istiyoruz. Ama maalesef çoğaltamıyoruz, kurutuyoruz ve bir kenara koyuyoruz, üzülüyoruz. Peki ilk yapmamız gereken ne pitonyaları aldığımızda? Eve getiriyoruz. Onlara ortamda adaptasyon sağlatacak. Şunu özellikle unutmuyoruz. Nemlendirmeyi unutmuyoruz. Nasıl nemlendirebiliriz? Bir fanus içerisine geçirebilirsiniz. Cam ya da işte plastik, yapraklarına zarar vermeyecek. Tamamen üstünü kapatacak şekilde. Öncelikle tamamen suluyoruz. Daha sonrasında da üstünü kapatıyoruz. Tabii ki üstünü kapattıktan sonra işte 3-4 saat arayla kapağını açıyoruz ve havalandırıyoruz. Neden havalandırıyoruz? Havadar bir ortam yaratmak için. Tamamen nemli bir ortamda oksijensiz kalacak. Havadar olmadığı için de küflenme, mümantar hastalıkları gibi karşılaşabilecektir. Bunu birkaç gün yapmamız, işte evimize geldi, birkaç gün yapmamız onun için yeterli olacaktır. Hatta evinize aldınız, belli bir süre sonra bozulmaya başladı. Yaprak uçlarında kurumaya başladı. İlk günler gayet sağlıklıydı. Daha sonra oldu. Bu işlemi yine yapabilirsiniz. Evinizde fanus yoksa yani bir poşete geçirirsiniz, kapatırsınız, ara ara açarak nem terapisi uygulayabilirsiniz çiçeğinize. Sulamasından bahsediyoruz. Ne dedik pitonyalara? Nemi seviyorlar dedik. Nemi seviyorlarsa toprağı tamamen kurumadan kontrolünü yapıyoruz. Hafif nemliyken tekrar sulama yapıyoruz. Tamamen alttan çıkana kadar suluyoruz ve nemli kalmasını sağlıyoruz. Yani pitonyalar hem toprağının nemli olmasını severler hem de ortamın nemli olmasını severler. O yüzden sadece toprak sulamanız pitonya yaprakları için yeterli olmayacaktır. Havadaki nem dengesini de sağlamanız lazım. Ara ara terapiler, nem terapileri uygulayabilirsiniz. Poşete koymadınız ama üstüne fıs fısla yine ne yapabilirsiniz? Nemlendirebilirsiniz. Koyduğunuz
evinizdeki en nemli ortama koyarak onu mutlu edebilirsiniz. Ben mesela menekşelerimi, orkidelerimi ve işte özellikle nem seven tropik yağmur ormanlarında yetişen bitkilerimi dönem dönem değiştirerek mutfağıma alıyorum. Şu anda mesela bunlar oturma odamdaydı ve baktım ki uçlarında işte yapraklarında kurumalar var ve hemen mutfağıma aldım. Çünkü biz bayanların en çok yaşadığı yerler mutfaklar ve en çok gözümüze ilişen yer de mutfaktaki işte aydınlık noktalar. Oraya koyuyorum. Sabah ilk geliyorum, kahvaltı etmeden önce çiçeklerime yapraklarına fısfıslıyorum ve nem terapisi uyguluyorum. Mutlu oluyorlar ve mutfağa aldıktan sonra yapraklarındaki gelişmeler çok daha güzel bir şekilde gerçekleştiğini gördüm. Size de tavsiye ediyorum. Gözünüze en çok ulaşabilecek, onlara istediklerini verebilecek noktalara koyabilirsiniz. Mutfak seviyorlar. Sulamada özellikle dikkat edeceğiniz en önemli suslardan biri de pitonyalar ne soğuğu ne de sıcağı severler. O yüzden de suyumuzun ılık oda ısısında olması, bulunduğu oda ısısında olması çok önemli. Dinlenmiş su olacak, drenajı mutlaka saksılarınızın olacak, delik altından akıp süzülecek, mutlaka suyumuz oda ısısında olacak. En çok hangi ortamları sever pitonyalar onlardan bahsedeceğiz. Aydınlık ortam olması çok önemli. Aydınlık ortam dediğimizde yanlış anlaşılıyor. Bol ışık diyoruz. Direkt güneş ışığına koyuyoruz ki yanlış. Bol ışık demek güneş ışığına direkt maruz olmadan en maksimum derecede güneş ışığını yatay bir şekilde alacağı nokta demektir. Ne yapmamız gerekiyor? Bol ışığa koyacağız ki fotosentezini güzel güzel yapacak ama nemli ortam olmasını asla unutmayacağız. Hem nemli olacak hem de aydınlık olacak. Ne soğuktan hoşlanırım ne de sıcaktan hoşlanırım. Ilık ve serin yerler. Yani soğuksa serin olması daha güzeldir. Çok sıcaksa ılık yapmaya çalışabilirsiniz ortamınızı. Ve havadar bir ortam olması da benim için çok önemli. Nem. Eğer oksijen almıyorsam, bulunduğum ortamı hiç havalandırmıyorsanız yapraklarımda bitlenmeler, mantar gibi hastalıklarla karşılaşacağız. Ve öleceğiz. Bunu unutmayınız. Pitonya çiçeklerini nasıl çoğaltabiliriz? Pitonya çiçeklerini iki şekilde çoğaltabiliriz. Birincisi çelik yöntemiyle çoğaltabilirsiniz. Uzadıktan sonra dallarını kesersiniz, toprağa ekersiniz. Uygun bir şekilde sulayarak köklenmesini toprak içinde sağlayabilirsiniz. Ya da yavrular veriyor görüyorsunuz. Yavrularını ayırabilirsiniz. Bir de suda da köklendirme yapabilirsiniz. Suda köklendirme için de benim suda nasıl bitkiler köklenir videomu izleyerek oradan detaylı bir şekilde bakarak hasarsız bir şekilde bitkinizin köklenmesini sağlayıp ekebilirsiniz. Şimdi pitonya çiçeklerimizde en çok rastladığımız sorunlar neler onlardan bahsedelim. En çok sorun pitonya çiçeğinin yapraklarının kuruması, dökülmesidir, kelleşmesidir. Pitonya çiçeğimizin yapraklarının dökülmemesi için en önemli nokta bulunduğu ortamın nemli olmasını sağlamak ve bol aydınlık olmasını sağlamaktır. Eğer çok güneşe koyarsanız, sıcak ortama koyarsanız sıcakta ne yapacak? Nem dengesini, yani hayatta kalabilmek için mücadele edecek, yapraklarını dökerek azaltarak hayatta kalmaya çalışacak. Gösterişsiz, işte dal şeklinde kalacak. Eğer siz ona uygun ortamı, bol ışık ve nemi sağlarsanız o da size çok daha güzel yapraklar verecektir. İkinci problem de bitlenme problemidir. Tabii nem sağlayalım diyoruz ya hep. Nem sağlamaya çalışırken de eğer bulunduğu ortam sürekli kapalı ortam ve hava almıyorsa burada küflenmeler olacak, işte bitlenmeler olacak. Yapraklarımız sorunlar yaşayacağız ve dökülecek yaprakları. Pitonya çiçeğimiz bize ne mesaj verecek? Bakalım, ben pitonya çiçeğim. Benim için en önemli nokta evinizdeki en bol aydınlık noktaya beni koymanız, nemli bir ortam yaratmanız, havadar ortam yaratmanız, toprağımın geçirgen olması benim için çok önemli. En önemli şey ne soğuk severim ne de sıcak severim. Sevdiğim en güzel şey nem. Susuzluğa hiç dayanamam. Ne olur beni susuz bırakmayın. Yaprak uçlarımın kararmasını istemiyorsanız beni direkt güneş ışığından koruyunuz. Bol bol nem terapisi uygulayarak siz beni mutlu edin, ben de sizi mutlu edeyim. Teşekkürler, görüşmek üzere.